Herkese buradan selam olsun. Değerli babam, değerli kardeşlerim. Evet, bugün neşeliyiz, mutluyuz, Evet. huzurluyuz. İyi haberler aldık. Evet. İnşallah iyiye gidiyor. Ayağı iyiye gidiyor eniştemin şu anda. Size de bu konuda bilgi vermek istedik. Sunay'ımla beraber. Değil mi Sunay'ım? Evet. Yüzün gülüyor maşallah. Ya hizmet ediyor, öyle kolay mı? Gece Ya. güncesi hizmet başında. Aynen öyle vallahi. Evet, bugün yine Sağlık olsun. kontrolüne getirdik. Ben tekrardan size buranın şeyini de göstereyim. Instagram şeyi de var ama onu da gösterebilirim istersem. Dur, onu da atalım, dur. Evet. Evet, Instagram adresini de çektim sizlere. Instagram adresinden doktorumuzun videolarını izleyebilirsiniz. Nelerden neler yapmış, neler etmiş, hepsini tek tek böyle anlatıyor değerli ablalarım, değerli kardeşlerim. Bir Sunay'ımın yüzü gülüyor. Sunay'ımın yüzü güldüğü zaman benim de yüzüm daha çok gülüyor. Ondan mutlu olduğu zaman ben de çok mutlu oluyorum. Değerli ablalarım, değerli kardeşlerim. Gerçekten ben bundan için uğraşıyorum. Sağ ol, Allah razı olsun. Elimden geleni yapmaya uğraşıyorum. Daha ne yapayım arkadaşlar? Sağ ol, Allah razı olsun. Sizden de Allah razı olsun. Ne dersin enişte sen bu işe? Duydun değil mi doktorum dediklerini? Evet. Doktor ne dedi? Allah razı olsun. Senden de kutsuz. Rica ederim, ne demek? Ne demek? Bu bizim görevimiz. Doktor ne dedi? Bacağını dedi, havada tutacaksın. Şişli inmesi lazım dedi. Tamam da. Şimdi bacağın şişi de sancısı olduğu için fazla dayanamıyor ağrıya. Dayanamıyor. O yüzden biz de tabii ki sürecimiz devam ediyor. Hem Tekirdağ hem İstanbul bu şekilde süreç devam ediyor. Mesela biz pazartesi de ben Tekirdağ'daydım. Bu pazartesi de olacak. Salı günde İstanbul'daydık. Cuma günde tekrar yine İstanbul. Tekrar Salı bir günü. Daha salı. İstanbul böyle gidiyoruz. Bakalım nereye kadar gideceğiz. İnşallah doktorun demesine göre iyi haberlerini verdi bize. İnşallah. Ayak dedi gerçekten düzelmeye başladı. Maşallah dedi. Subhanallah dedi adam. Bu öyle dediği zaman zaten ayak kendini belirliyor. Kenarları kabuk bağlamış. Evet. Düzelmeye başladı. Belli oluyor. Ama herkes de memnun oluyor doktordan. Allah evet. razı olsun. Aynen öyle valla. Linkini de attım ben sizlere. Değerli ablalarım, değerli kardeşlerim. Şimdi biz nereye gidiyoruz? Tekirdağ'a gidiyoruz. Evimize gidiyoruz. Evet, evimize gidiyoruz tabii ki. Evet, biz hastaneden geldik evimize. Evet. Yüzüm bakayım, gülüyor gülüyor. Şimdi değerli ablalarım, sizlere de şey attım. Instagram linkini attım. Oradan da izleyebilirsiniz doktorumuzun yaptığı tedavileri. Burada hepsi gösteriyormuş. Bunu da bana şey söyledi. Beykoz'daki ablamızın ismi neydi? Aynur. Aynur. Ama son ismini bilemiyor. Bir de şey. Nesrin bir şey dedi. Behiye mi dedi? Yok, Nesrin bir şeyler dedi. Behiye olması lazım herhalde. Yok ya. Allah Allah. Neyse o anlar. Anlar değil mi? Aklımızda kalmıyor iyisi. Şey, soy ismi şey. Ofluoğlu. Öyle mi? Oğlu var Turkut. Turgut Ohluoğlu. Turgut kardeşimiz de tedavi görüyor şu anda burada. Evet. Annesi bize ulaştı Semoş'tan dolayı. Onu da çağırdık. Buraya adresini de falan verdik. Şu anda biz her sabah dediğim zaman gittiğimiz günleri, sabahçıları görüşüyoruz, buluşuyoruz. Salı, cuma günleri görüşme yapıyoruz. Şimdi hangimiz önce gidersek birbirimizin ismini yazıyoruz buraya. Turgut kardeşimizle. İşte biz vallahi bugün çok neşeliyiz. Zaten ben ayağını gördüğüm zaman ayak düzelmeye gittiğini anladım. Şimdi niye derseniz şu yara kısmının üstü böyle kabuklanmış. Kabuklanmış. Çok şey bu. İyiye gidiyor dedi. Evet, iyiye gidiyor dedi. Sunay'ım da yüzü gülüyor zaten. He. Vallahi bundan yüzü güldükçe ben de yüzüm gülüyor. Gülmesin de ne yapayım? Gece şimdi, gündüz pansuman yapıyorum ayağını yani. İşte. Bunlar ne kadar mutlu olursa ben de o kadar daha Sağ ol, mutlu oluyorum. Allah razı olsun. Sizin de Allah razı olsun canım benim.
Yani biz işte böyle değerli ablalarım ya, ne yapalım ya? Şimdi sen ne diyorsun? Ne diyeyim? Çok şükür olsun bu hobimizde işte iyi haber aldık. Evet, bugün çok güzel haber aldık vallahi. Sebep olanlardan da Allah razı olsun. Evet, Japonya'daki kardeşimize de buradan canı gönülden teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Bize vesile oldu. Vallahi ayağı sağlam olan Nuri'yi tercih ederim. Zaman hemen birden iyileşmiyor. Zaman istiyor hemen. Evet, birdenbire iyileşmiyor. Evet, oğluna da buradan sevgilerimizi iletiyoruz. Onu da buradan öpüyorum. Allah razı olsun. Gerçi kesmeden kurtuldu benim eşimin ayağı. Evet, kesilecekti. Evet, ayak gidecekti. Tekirdağ'da kesilecekti. Biz bunu size açıklamasını yapmamıştık daha önceden. Ama şimdi ne oldu? Buraya vesile olduk. Evet. Buraya başvuru yaptık. Aziz Allah. Zahmetlimiz oluyor ama o da ısırlık olacak. Evet. Zahmet dedim yani gidiş geliş demek istedim. Kendi araban oldu mu iyi oluyor. Rahat oluyor. Evet. Ama şimdi araba sorun olduğu için benim için çok zor oluyordu. Allah razı olsun. Oğlum da araba aldı. Onun arabasına gidip geliyor Allah'ım. Sen şoförün kim? Şoförüm Celal Kağan'ı. Ha. Emre yeğenimden de Allah razı olsun. Bir zaman onun arabasıyla gittim. Celal abinin oğlunu. Arabasını verenlerden Allah hepsinden razı olsun. Gerçekten. Evet. Arabasız yani, zor. Şimdi ben şunu söyleyeyim. Benim kapımda araba yatarken sen öbür tarafta arabasız çektikten sonra hiçbir kıymeti yok. Hiç kıymeti yok. Gerçekten bak. Çünkü benim oradaki arabam, kapımdaki araba benim bir hastamın içine yaramazsan galiba ben o arabayı yakarım. Allah razı İnanın olsun. İnanın ki yakarım. Paramla da olsa kiraladım gittik yani. Yani yeter günde, iyi olsun. Bir günde hatta kiralama yaptık araba. Evet. Araba kiraladık. Çünkü sürekli araba kiralamaya kalktığımız zaman bunun altına hayatta kalkamayız. Vallahi çünkü günlük 1,5 milyara kiraladım ben geçen gün. Ama mecburi kiralamamız lazım. Çünkü devası gitmesi lazım. Herkesin araba isteyemiyorsun. Çünkü millet farklı düşünüyor. Benim düşünmem farklı. Onların düşünmeleri farklı. Sıkıntı değil. Evet. Bir sorun yok. Çünkü ben böyleyim ya. Ben bilemiyorum tamam, artık. Ben mesela arabam vardı. İstanbul'da Turgan'a. İnanın ki bak. Çocuk kiralık araba aramış. Bulamamış. Benim arabamda o zaman modeli düşüktü. Burak vardı. 88 model arabaydı. Çocuk demiş ya bu demiş bizi demiş yolda bırakır mı bırakmaz mı acaba demiş ya. Şu Celal abiye demiş bir çınlatayım demiş. Çocuk geldi ya Celal abi böyle böyle bizim de cenazemiz var. Biz de köye gideceğiz ama araba bulamadık. Anahtarı çıkardın. Araba sağa dedin. Dedi Celal abi sıkıntı yaşar mıyız? Ben sana bir şey söyleyeyim dedim. Buyur abi dedi. Canını kurtar dedi. Araba dedim yandı mı dedim. Tutuştu mu dedim. Kendini dedim kurtar. Araba yansın dedim. Hiç sıkıntı değil. Yeter ki dedim sana bir şey olmasın. Çocuk arabayı aldı gitti. Tık dememiş yolda. Tık dememiş ya. Sinop'a kadar gitti geldi çocuk. Bak Sinop'a kadar gitti geldi. Çünkü ben babamdaki araba ben bir komşuma faydası olmazsa ben arabayı yakarım. Ya ben Mete oğlumun da var arabası yok değil. Ben arabayı yakarım. Konya'da çocuğu. Ama benim uzakta. Benim fikrim böyle. Ben evet. Düşüncelerim böyle. Çünkü ben çok çektim. Önceden ben çok çektim. Ben daha önce bu Çerkezköy büyük çavuşluğu tutuyordum. O da ben 30 stop yapalaktan İstanbul'dan hastanelere gidiyordum. Benim çocuklarım zaman küçüktü. Daha yürümüyordular, emeklemiyordular. Biri evde oluyordu. Birinin de ben ilgileniyordum. Şimdi ikiz olduğu için zor hastaneye götüremiyorduk ikisinin bir. Ya ikimiz beraber gitmemiz lazım Gülsüm Hanım'la. Evet. Ya da tek tek gitmemiz lazım. Onun için doktorlar bize dedi. Ya dedi biri hastayken dedi. Öbürküne dedi aynı şekilde dedi. Hastalık bulaştırırsınız dedi. Bu şekilde şey yaptık. Allah razı olsun işte bütün doktorlarımızdan. Onlar da iyileştirdiler yani. Ya doktorumuz iyi Allah razı olsun. Evet. İyiye gidiye dedi ama dedi bacağı yüksekte olacak dedi. Şişirmesi lazım evet, bacağında. Evet. Şiş. İndi mi dedi daha iyi olacak onun ayağı dedi. Evet. Şişlik var az bir bacağında. Evet.
Geçen gün hatta tohtu gezdiriz yani. Şimdi ihmal etmiyorum. Gerçekten ihmal etmiyorum. Hemen çocuklara söylüyorum. Randevu aldırtıyoruz. Hemen müdahaleye devam ettiriyoruz. Yine var randevumuz şimdi haftaya. Ne zaman? Pazartesi günü. Ne günse. Ha. Olsun. Sizin canınız sağ olsun. He, onu da oraya kontrola götüreceğiz ya. Sizin yüzünüz güldükçe ben valla ben daha çok mutlu oluyorum. Çok şükür. Çok şükür bu oğun günlerimize hamdolsun. Gerçekten bugün parmaklar iyi, ayağı iyi gidiyor deyince vallahi Sunay'ın yüzünden nasıl gülücükler akıyor ama biliyor musun? Ama zahmetini ben çekeyim. Acısını o çekiyor, zahmetini ben çekiyorum. Allah kimsenin başına vermesin. Zor yani. Bugün tam saydın 15 tane hasta vardı. Yine de 16'dı. Gelen vardı. 16 dedi. Ben 15 saydımdı. Ama sonradan yine gelenler yine ağır hasta oluyor. Da geldi. Evet. Bizgen Efendi ambulansına da geliyor. İşte değerli efendim böyle şey yani. Ne yapalım? Çok yani, şükür. Daha iyi haberler alacağız. Linklerini, videolarını izleyin. Link attım ben size. Instagram linkini attım. Onları izleyin. Gülsün Hanım'ı da çağırdım ama Gülsün Hanım dedi ben de Kur'an'dayım dedi. Şimdi biz video çekerken Gülsün Hanım'ı da alacaktım aslında aramıza. Ama o da Kur'an'dayım deyince şey yapamadım. O da geri dönüş yapamadı. Sağlık olsun. Video bekliyorsunuz bizden. Evet. Video şöyle atmıyoruz. Ya siz zaten dört duvarın arasındasınız. Biz de dört duvar arasında video çekiyoruz. Yani insan sıkılıyor. Şöyle ben düşüneceğim şöyle bir şey. Daha yeşillikler olsun, daha farklı olan yerler olsun diye düşünüyorum. Bu şekilde video atmıyoruz. Avru yeşiller gidelim mi? Videolar yakın bir zamanda gelir. Bunu da emin olun. Hayırlısı. Paylaşım yapacağız yakında. Yapın. Bunun yüzü güldükçe ben vallahi ben mutlu oluyorum. Ben sevindim bugün tohtoru iyiye gidiyor deyince gerçekten. Evet. Ben de çok mutlu oldum vallahi. Ama şimdi ben rahatsızım, o rahatsız. Yine çok şükür Allah kuvvet verdi bana. Derman verdi, baktım. Helal hoş olsun. Gerçekten. Hemşire ne diye sen nasıl pansuman yapıyorsun bunu diye böyle diye. Çok, canı çok az. Canı çok az. Az bir yerine tohtuna. Hemen şöyle dokunduğu zaman dert üstüne biniyor böyle. Sanki titreşim olur insan bacağı ya aynı bu şekilde böyle harekete geçiyor. Sonra hemşire dedi ki sen de bunu diye pansumanı kim yapıyor dedi. Ben yapayım dedi. Nasıl yapıyorsun abla sen dedi ya. Onlar da şaşırdı. Dedim evde dedim usludur herhalde. Ya dedim ne yapıyor nasıl kandırıyor nasıl diye bilmiyorum. Ben işte mi kandırıyor mu dedim acaba dedim ben de şimdi. Yok be kandırmıyor. Ondan sonra. Ayağımı alıyordun seviniyor bu sargıları alıyordun. Evet. Vallahi, şimdi diye deme ayağımda sargılar acı var diye ne olursun diye. Evet tabii şimdi burada kurt tedavisi tedavisi uygulatılıyor. Kasu beza ıslandıkça yakma yapıyor. Kurtlar bir de geziyor ya. Kurtlardan oluyor. Evet. Şimdi gerçekten daha önceden enişemin ayağı kokuyordu. Kokmuyordu değil. Evin içine alıyordu. Ama şimdi var ya gerçekten koku falan kalmamış ya. Bugün bayan da öyle diye. Vallahi. Koku moku gitti diye. Evet koku yani hepimiz biliyoruz bunu yani. İnsan o tez inkar kokuyor. İnkar etmeye gerek yok. Yani, çürük insan, ayak yani. Ya, bu tez karar kokuyor. Değil de. Evet şu iki parmak gitti. Gitmedi gitsin, değil. Gitsin canı sağ olsun. Ama diğer üç parmak kaldı. Ayağı duruyor, ona çok şükür. Bunu gizlememizin, saklamamızın hiçbir anlamı da yok. Ben bunu tek başıma da şey yapmıyorum. Burada da kardeşimiz. O yüzden sağlık beraber olsun. Konuşuyoruz, ediyoruz, dertleşiyoruz. Yani yapacak bir şey yok. Ne inkar edeceğim ki? Evet. Allah'ın şeyini, aldığı derdi, verdiği de şeyi derdi. Ama öbür diğer parmakları, üç tanesi iyiye gidiyor. Çünkü bunlar hep böyle kabuk bağlanmış. Hissettim ben. İnşallah. Evet buradan sesimizin ulaştığı yerlere kadar kucak olsun, selamımız olsun. Selamlar olsun. Bu Beykoz'daki ablama da çay için teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Bir şey demedim ama. Arayacaktım ama arayamadım. Hatta, ben de arayamadım. Hatta geçen videosunu çekecektim. Bir paket buna çay göndermiş. Bir Allah paket razı bana olsun. Çay göndermiş. Yani aslında gerek yoktu ama yine hani de Allah razı olsun. İhtiyacımız mı var? Yok. Yok. İçinden kopmuş. Bu beni çaycı din göndermiş. Allah razı olsun. Ben çayı çok içiyorum ya. Bu bana onun için göndermiş. Buradan da onun ellerinden öpüyorum ablamın. Ona Allah da çok çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Bu da tüm hastalarımıza Allah'ım şifa versin. Amin amin.
Amin. Bugünlük bu kadar diyelim. Hayırlı Ramazanlar herkese. Sizlere şimdiden hayırlı Ramazanlar diliyoruz. Hayırlı iftarlar diliyoruz. Evet. Bayrama daha var. Bayrama var. Bayrama daha da çok. Belki daha güzel videolarımız gelir. İnşallah. Buna da emin olun. Sizlere Allah'a emanet ediyoruz. Hoşçakalın. Suni'yle Edi'yle kalın. Hoşçakalın. Anam bu aparatı getirmedi ki ondan böyle zorlanıyoruz işte gülüm anne. Zorlanmış olmaz be. Olmaz değil bir mi? Bir dakikada bir dakikada. Aynen. Bir.